Herkese merhabalar. Yeni vlog videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım ben de tam olarak bilmiyorum. Bugün okula gideceğim. Bir çekimimiz var. Bundan bahsederim zaten ne olduğundan. Aynı zamanda işte ders falan da çalışacağım. Genel cerrahi sınavının sözcüsü olabilir. Hiç bilmiyorum yani. Böyle tetikte kalmam gerekiyor. Bu konudan zaten bahsedeceğim işte. Tıp fakültesinde mazeret sınavı nasıl, işte bu Covid döneminde bütün sınavları falan nasıl ilerliyor. Onun hakkında da birazcık konuşup sohbet etmeye çalışacağım. Şimdi saat 06.40. Ancak yemeğimi yedim, hazırlandım, çıktım. Okul birazcık uzak eve. Ancak 8.30 gibi gidebilirim. O zaman hadi gelin kahvaltı hazırlayalım. Halledeyim, gidiyorum. Birazcık geç kaldım. Aslında şöyle, hani Malatya'yı yazacaklar veyahut bir şekilde Malatya'yı yazmış videoya denk gelen kişilere bu şey olsun. Malatya çok büyük bir şehir değil aslında ama son zamanlarda artık şu an arabayla gitmiyorum ama normalde arabayla da gidiyordum okula bazı zamanlar. Trafiği artık her zaman kaldırmıyor. Yani artık şehir gelişiyor. Onun için ben Malatya'nın bir ucundayım. Bir de böyle müstakil bir daire. Mahalleden geçip durağa ulaşıyorum. Ondan sonra işte gidiyorum falan, böyle hemen direkt kapının önünde bir durak da yok. Birazcık böyle mesafesi uzun olabiliyor üniversiteler arasında. Üniversite birazcık daha dış tarafta. Ama muhtemelen bu videoya denk gelip şey yapanlar da vardır. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne falan da denk gelen veya Turgut Özal Üniversitesi'ne denk gelen de vardır. Turgut Özal Tıp merkezde. Yani Malatya Park AVM'nin oralarda bir yerde diyebilirim. Öyle bir yerde. İnönü gibi o kadar uzak değil. Şu an karşıdaki amcalar bu kız niye kendi kendine konuşuyor diye bana bakıyorlar. Neyse işte öyle. Şimdi ben çıktım. Onun için gidiyorum. Birazcık geç kalabilirim. İnşallah çok geç kalmam. Birazcık da hava fazla güneşli ya. Bu ne böyle? Yandım, kavruldum. Güneş kremi falan sürdüm ama ben zaten hani esmer bir insan olduğum için yaz sonunda siyah kavrulmuş kahveye dönüyorum yani. Böyle bir şey oluyor. Hemen hızlı hızlı koşayım. Geldik üniversitenin merkezine. Şöyle göstereyim. Burası Mediko. Burada video çekeceğiz. Topluluk tanıtımı yapacağız. Hemen hocamızın peşinden gideyim. Şöyle şurada bankamatikler falan var. Onları da göstereyim. Biz buralara çok gelmiyoruz çünkü okulumuz buraya uzak. Zaten hocamızın arabasıyla geldik. Hemen koşuyorum içeriye doğru. Normalde şurada öğrenci yemekhanesi var. Merkezde olanlar böyle burada yemekhaneye geliyorlar. İşte şurada masa tenisi falan oynuyorlar, şey yapıyorlar.
merkez kampüste olan kişiler, böyle birkaç tane kapı var şurada. Merkez kampüste olan kişiler buraya geliyorlar genelde. Biz farklı yemekhanede yiyoruz. Topluluklarla ilgili izin işleri falan buradan alınıyor. Buraya bağlıyız. Biz de buraya bağlıyız. Tüm fakültelerinki. Geçen senelerde falan çok geliyorduk işte evrak işleri falan halledemlerken. Tabii bu sene Covid'den dolayı çok bir şey yapamadığımız için çok sık da gelemiyoruz. Öyle. Şimdi geldik. Başkanın yanına gideceğiz. Şimdi bizi çayladı abimiz, evet, sağ olsun. Ama çayımızı içememiştik. Çok şey yaptık. Hepimiz içiyoruz. Abi de geldi, diyor ki niye kimse şeker atmıyor? Sağlıklı besleniyoruz yani, olamaz mı? Bence gayet mantıklı. Sizi okulun farklı alanlarına getirdim şimdi. Şöyle göstereyim. Burası böyle dağcılık parkuru gibi bir şey, yapay. Böyle burası odası falan. Şöyle şeyler, çadırlar falan var. Burada okulun çekimlerinde kimse olmadığı için biz oynadık doğal olarak. Okuldaki diğer fakülteler olmadığı için. Ve burada birkaç tırmanış falan izledik. Şimdi okçuluğa gidiyoruz. Dolanıyoruz resmen. Burası da Medikon'un içindeki satranç salonu. Dürüst olalım, buraya hiç geliyor muyuz? Hayır. Bizimkiler hemen satranca oturdular. Şöyle göstereyim. En son ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Devireyim mi taşınızı? Hayırsız arkadaş. Evet, tamam, bu ciddi bir oyun, özür dilerim arkadaşlar. Ama kampüse falan gelirseniz uğrayabilirsiniz. Şimdi de konu mankenliği yapıyoruz. Küçük grup halinde oturduk. Ah, sen hala sallıyor. Yok işte satrançı da yendim, onu da yendim. Satranç iddialı değilim. Şurada da böyle müzik grubu falan var, çekiyorlar. Fatih, hadi bize pediatriden nasıl geçtiğini anlat. Pediatri çok güzel, size şarkı söyleyeyim. Şimdi okulun tanıtımı yapılıyor. Topluluk tanıtımları falan. Şimdi de böyle konu mankeni gibi belli yerlerde duruyoruz. Hani olur ya böyle kampüsümüz işte cıvıl cıvıl derler. Sonra gençler böyle ha ha kahkaha atarlar. Ama arka tarafta ağlarlar, hiç belli olmaz. İşte onu çekiyoruz biz. Diğer tarafta da böyle bağlama, gitar falan çalan arkadaşlar var. Biz de burada sohbet ediyor gibi yapacağız ama gerçekten sohbet ediyoruz. Şimdi bize Fatih pediatriden nasıl geçtiğini anlatacak. Şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğiz. Ne söyledim, unuttum. Şarkı neydi ya? Tanıtımında da vardı. Hadi ünlü oldunuz, hadi yine iyisiniz. Melih de 3. sınıftan arkadaşımız. Aslında 4 olacaktı ama röter yaptı biraz. Neyse, üzülme. Olur mu? Senin tekrarın var. Normaldir. İşte, tıpta şey oluyor. Sınıf tekrarı yapıyorsunuz. Yani alttan ders gibi değil de hani sene uzuyor. Melih de o arkadaşlarımızdan bir tanesi. Tıp yazmayın. Ya şimdi böyle öneriler verme şeylerime, takipçilerime. Şeyde İnubat, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu. Bir şeyini söylemeyince, tam söylemeyince kızıyor. O da topluluk başkanı. Bugün onun için ikimizin de videosu var, röportajı var. Öyle. İnşallah güzel olur. Güzel bir üniversite video filmi çekeceğiz. Bence de güzel olur ya. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımızın yanına gidelim. Şimdi burası, kendimi de göstereyim. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi. Bizim amfibiyonun hemen yan tarafında. Tüm üniversiteye ait ama ve bizim dibimizde olduğu için çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Burası da balo salonu kısmı. Alt tarafta falan da işte böyle şeyi var. Konser salonu, konferans salonu olan kısım var. Gayet güzel. Benim çekimim burada olacak. Şimdi Melihler de yan tarafta çekim yapıyorlar. Ünlü olduk bugün. Merhabalar, ben Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Gülşerden Gülşeri Topluluğu'nun başkanlığını yürütüyorum. Topluluğunuz ne zaman beni almasın? Aslında özel günleri içeren etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bunun dışında emlak kurulunda bir yemeğimizi yedik. Şöyle paşaya da ayırdım, göstereyim. Öğlen yemekhanede böyle mantarlı tavuk, incik, hoşaf mı, o tarz bir şey vardı. Böyle yiyemiyorum ben o tarz yemekleri. Keşke hep nohut falan pişirseler. Çünkü böyle tavuğu pişiremiyorlar. Hani eti yine neyse de, öyle olunca gitmedik yemekhaneye. Zaten çok aç da değildik. Biz de şeyden, yemek sepetinden istedik. Tavuk şiş istedim ben. Ekmekleri falan da yememiştik. İsraf olmasın diye şeye, kutuya koydum. Eve paşaya götüreceğim. Çünkü bizim köpeğimiz mama yemiyor. Bizim köpeğimiz çok farklı bir köpek. Bizim köpeğimiz bizim yediğimiz şeyleri yemek istiyor. Şimdi gideceğiz. Hayvan et kokusu alacak ama olmayacak. Biraz fake atmış gibi olacağım ama artık yanına bir kemik memik bir şey ekleriz. Öyle. Sonra gidip tekrar ders çalışmaya başlayacağız kütüphanede. Hadi sodaladım bizi Fatih karşıma, Allah razı olsun. Para mı çalıyorsun ya? Para mı çalıyorsun? Mevlüt abla para çalıyor Fatih. Kaçmasana arkadaşım.
Fatihler falan şey gidecekler, halı sahaya gidecekler. Ahsen de çekim demiş ama Ahsen'i kaçırdım ben, burada olacak dedim, Ahsen'i arıyorum neredesin falan diye. Meğerse Mediko tarafına gidecekmiş. Biz de çok sıcak hava, biz soda falan içelim dedik. Burası da okulumuzun dış tarafı işte, şurası sağlık fakültesi falan. Diğer vlog videolarımı izlerseniz zaten görebilirsiniz. Bu şekilde ben de birazdan eve geçeceğim inşallah. Ve eve giriş yaptım. Koştur koştur geldim. 5'te okuldan çıktım, saat 18.40. 1 saat 40 dakika. İşte evin uzaklığı bir yandan iyi olmuyor. Nefes nefese kaldım çünkü geldiğim gibi ben o ekmekleri koymuştum. Paşa onun kokusunu aldı, üstüme hoplamaya başladı hemen ve beyaz tişörtün üstüne hopladı. Hani klasik paşa, şaşırmamak gerekiyor. Hemen ona yemeğini verdim, suyunu falan verdim. Geldim, şimdi ben yemek yiyeceğim. Çok güzel bir gün oldu diye düşünüyorum. Umarım editlerken de böyle eksikleri falan tamamlarım. Siz de eğlenirsiniz, böyle bilgi edinmiş olursunuz bir yandan da. Güzel vakit geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram adresimi de eklerim, oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.